Emre gelmemiş mi lan da? Bu saate gelirdi. Emre abi! Bu ne lan arabanın? Gene arabayı mı aldı lan bu? Vallahi abi sen gittikten sonra aldı. Emre abi! Tayfun abi! Neredesin? Cinayet var abi. Bir saate kadar hazır ol, aileye gideceğiz. He, konuşuruz. Yürüyün lan önce şu cinayete bakalım, sonra aileye geçeriz. Şu arabanın anahtarını ver lan. Ha? Ver, ver, ver. Ne? Anahtarı ver, arabanın anahtarını ver. Ver. Al. Al lan Cevap. Sen benimle gel. Kim ben? Ne oldu? Gel lan işte, gel. Ne oldu? Yavaş kullan. Bak arabayı dikkatli kullan. Debriyajında biraz sorun var, iyi bas, tamam mı? Tur atma. Cevdet, tur atma. Emre Erdinç. Abi. He. Burada çalışıyormuş. Siz mi buldunuz lan? Evet amirim, biz bulduk. Gece arabalardan biriyle çıkmış. Arada böyle çıkar. 3-5 kuruş benzin koyar gezer. Kaza yapmış işte. Siz beraber miydiniz lan? Evet amirim. Tayfun abi beni evden aldı sabah. Beraber geldik. Bu arabayla mı yapmış lan kazayı? Evet amirim, onunla yapmış. Sen bir mobeselere bak da o zaman. Tamam abi. Ailesi? Ailesine sizden sonra haber verdim amirim. Babası dışarıdaydı. He abi, ben gördüm ambulansta. Ne diyorsunuz lan? Epey bir ipucu var amirim. Şimdi tırnaklarından doku örneği alıyorum. Yani burada bayağı bir boğuşmuşlar. Kafasını aldığı darbeden ölmüş abi. Büyük ihtimalle de viski şişesi. Viski yerlere dökülmüş de şişe yok ortada, anlamadım. Çalınan bir şey var mı da, baktınız mı? Yok amirim, çalınan bir şey yok. Hırsızlık değil. Kapı falan da zorlanmamış. Siz bakın lan. Ben şu adama bakayım. Behzat. Çocuklar anlatsınlar sana. Ben şimdi babayla konuşacağım ambulansta. Tırnakların arayı iyi kontrol et lan. Başın sağ olsun dayı. Sağ olasın amca. Emre eve gelmeyince şüphelendin mi sen? Arada sırada yapıyor öyle. Arkadaşımda falan kalıyorum diyor. Aklımıza kötü bir şey gelmedi. Aradı mı akşam seni? Aradı ya. Geç geleceğim demiş anasını. Ben de uyuduydum. Büyük oğlum arıyor. Ankara'da mı oğlan? Bala'da. Anca geliyor. Alo. Alo. He oğlum. He, iş yerindeyiz. Bilmiyorum ki. Adli tıbba. Adli tıbba gidecekmiş. Başın sağ olsun dayı. Sağ ol, sağ ol. Ne yaptın? Ya babasıyla konuştum da bir şey çıkmaz mı? Bak baba, abi sadece tıbba geçecekmiş de sen de git bir konuş bakalım, belki bir şey çıkar. Tamam Nur abi. Siz ne yaptınız lan? Başka bir şey yok amirim. Olay yeri incelemesini bitirdi. Sen de şu raporları çabuk çıkar lan. Emredersin. Çabuk çıkar. Amir çabuk çıkar diyor. O boneyi de doğru tak, doğru tak. Öyle çok karizmatik olmuş o bone. Biz ne yapıyoruz abi? Siz büroya geçin. Sen nereye abi, aileye? He, ben de aileye geçerim. Aile? Ya bu kesik parmak cinayetiyle ilgili. Benim niye haberim yok? Ya biz bu kadınla konuşmaya gitmiştik daha önceden. Bir şey konuşmamıştı. Şimdi Sunay'la gideceğiz. Cinayetle ilgili bir şeyler anlatmış. Aziz'le mi ilgili? Yok, Aziz'le ilgili değil ya. Ben de geleceğim. Ya niye geleceksin sen? Gelme ya. Bu kadın konuşacak mı, konuşmayacak mı bilmiyoruz ya. Yorulma diye söylüyorum yani. Geleceğim. Çünkü seninle başka şeyler hakkında konuşmam gerek. Kardeş, Emre'nin kavgalı olduğu falan birileri var mıydı? Yoktu. Mahallede falan husumeti olduğu. Yok kardeşim, çok iyi bir insandı. Kimseyle kavga etmezdi. Bu rentakardan bu araba almış. Kimle buluştu biliyor musun? Nereye gittiğini? Vallahi sevgilisi vardı. Belki onunla buluşmaya gitmiştir. Sevgilisi? Adı ne? Serpil.
barda çalışıyor. Eyvallah. Başın sağ olsun tekrar. Abi, bu Emre'nin bir sevgilisi varmış abi. Adı Serpil. Ha. Diye bir barda çalışıyormuş abi. Tamam da biz buradan geçeriz. Sen büroya gel. Yürü lan. Abi yalnız teorin çok iyiydi. Teori. İyi bir teoriye sahip. Yürü lan. Allah Allah. Ya şuraya koydum ya. Yok değil mi orada da? Yok Şevket Bey. İyice baktın mı? Baktım. Nereye gider bu ya? Selam. Yeğenim ne haber? İyidir. Hayırdır, ne bu telaş? Ya tam şuraya bir çanta koymuştum bak, tam buraya. Ya tam buraya koydum bak. Geldim, tam buraya koydum, hatırlıyorum. Yani oraya buraya koymadım. Sen gördün mü böyle bir çanta, hatırlıyor musun? Emin misin oraya koyduğunu? Ya eminim ya, girdim. Böyle döndüm. Şuraya bıraktım yani, şöyle buraya bıraktım. Tam buraya bıraktım. Ya hatırlamıyor musun ya, bir düşün bak. Tamam, hatırladım, hatırladım. Heh, o hatırladığın çanta var ya. Yok şimdi bak. Yok. Affedersiniz, siz burada mıydınız? Ha, gel Savaş ya, gel. Sen gördün mü? Neyi? Şuraya bir çanta koymuştum ya. Sen gördün mü? Yok, ben görmedim. Ya tam şuraya koymuştum ya, bir çanta. Belki evde bırakmışsınızdır. Yok ya, evde falan bırakmadım. Ne bırakacağım? Ben tam buraya bıraktım. Neyse, hadi siz çıkın da benim bir kafayı toparlamam lazım. Sen bir şey diyecek miydin Savaş? Yok, önemli bir şey değil. Ben sonra gelirim. Sonra gelirsin, hadi. Sen iyi misin? Bir personele gitmem lazım benim. Ya bir dakika ya. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey değil o ya. Görüşürüz sonra. Emre akşam buraya geldi ama çok kalmadı. Tedirgindi biraz. Tedirgin miydi? Bir şey söyledi mi? Söylemedi. Bir arkadaşı geldi. Şu köşeye geçtiler, epey bir konuştular. Peki ne konuştuğunu söyledim sana? Söylemedi. Fırsat olmadı ki. Kavga çıktı. Aa, sen bu kavga eden adamın adını biliyor muydun? Savaş. Yakın arkadaşlar. Niye kavga ettiler anlamadım. Eyvallah. Savaş. Ya işinize yararsa kavgayı çekenler olmuştu bizden. Ya olur, yarar valla. Aynen abi. Ha. Akşam kavgayı hanginiz çekmiştiniz? Ben çektim. Ben de çektiydim. Ben de abi. Ne oluyor lan? Üçünüz de mi çektiniz lan? Biz girdiler, çektik. Oğlum çekeceğini ayırsaydın ya lan. Güvenlik ayırdı abi. Biz de işçi çektik. Geçti ne abi? İyi çekiyor ya. Ha. Göster bakayım lan. İşte buydu. Ana Savaş. Şunu bir CD'ye kaydedin lan. Tanıyor musun Savaş'ı? Sen neredesin Şule? Eve gidiyorum. Savaş'tan haberin var mı? Ha, bugün iş yerinde gördüm ama hemen çıktı. Ne oldu? Yok, bir şey olduğu yok yani. Ben ulaşamadım da o yüzden bir sorayım dedim. E o zaman sonra konuşuruz seninle. Tamam. Burada otopsi raporu yok. Akbaba ile konuştum amirim. Çıkar çıkmaz haber verecek bana. Bu herif kaza yapmış da. Mobese kayıtları falan. Yani dediğim şu aslında yani. Belki vurduğu adam öldürmüş olabilir. Yok amirim, mobese kayıtlarına baktık. Duran arabaya çarpmış. Şoför yok ortada. Vurup kaçmış. Ne var lan? Olay yeri raporu amirim. Ne oldu abi? Sen çık lan. Ne oldu ya? Bu. Savaş'ın parmak izleri çıkmış lan. Savaş. Savaş işte. Savaş kim abi? Savaş. Esra'nın kardeşi. Allah Allah. Ne alaka ya? Geçen gün de bu kavga görüntüleri falan vardı. Emre ölmeden önce buluşmuşlar. Ne yapacağız abi? Ben bir Esra'yla konuşacağım. Amirim ben çıkayım mı? Nereye? Köye gideceğim amirim. Hani şu 15 yıl önce öldüren adam var ya, kendi tarlasında yakılarak öldürülen çiftçi. Ona bakacağım. Sen niye dün gitmedin lan? Amirim ön araştırma yaptım.
Neyin ön araştırmasını yaptın la? Köye nasıl gideceğinin ön araştırmasını mı yaptın? Amirim. Amirim lan! Alacaksın anahtarı, çıkacaksın dışarı. Bu köy nerede diyeceksin, gideceksin. Ya niye böyle hırsız gibi giriyoruz çocuğun evine? Sen dün Savaş'ı gördün mü şöyle? Dedim ya işte, ayaküstü gördüm şirkette. Bir şey söyledin peki? Ama biraz gergindi. Şöyle, bak ne olur söyle. Anormal bir durum var mıydı iş yerinde ya da Savaş'ın davranışlarında? Bulmamız lazım onu, ne olur. Ya aslında vardı ama Savaş'la pek alakası yoktu durum. Ne? Şevket'in odasından bir çantamı ne kaybolmuş? O sırada Savaş geldi, sonra paldır küldür gitti. Bir şey dedi mi sana? Demedi. Ama yüzünde bir morluk vardı. Yani sordum söylemedim ama muhtemelen biri vurmuş. Sen şu adamı tanıyor musun? Ha Emre, Savaş'ın arkadaşı. Ne oldu? Arkadaşı. İş yerine falan da geliyor sık sık. Hadi ya, hadi. İyi ki bir şey rica etti Karun. Duymayan kalmamış. Ya bir tanem sen niye bu olayı bu kadar büyütüyorsun anlamadım ki. Duymayan kalmamış dediğin kim? Gece gündüz beraber olduğum arkadaşlarım. Ne var bunda? Şunlara söyleyince ne oluyor? Harun, o zaman kahvaltıda bana söyleseydin, konuşacağız. İlla bu kadar ısrar etseydin anlatacağım diye ona göre konuşurduk biz de seninle. Ya tamam da Eda, sen buna baştan beri benim karşı olduğumu biliyordun. Bilmiyor muydun? Biliyordun. Ya niye söylemiyoruz? Neyi saklıyoruz anlamıyorum ki. Gizli bir şey mi yapıyoruz biz? Kötü mü yapıyoruz? Yok. Harun, sen benim gerçekten ne demek istediğimi anlamıyorsun değil mi? Yok, anlıyorum Eda. Sen mutluluğumuzu paylaşmak istemiyorsun. Ay hiç öyle bir şey söylemiyorum. Ne peki? Yani. Efendim abi. Harun. Şu Emre'nin patronuyla bir konuşun la. Savaş'ı tanıyor muymuş? Tamam abi. Kalkın la. Nereye lan? La yolda anlatırım, yürü. Harun. Tamam Eda, seninle de sonra konuşuruz hadi. Şu Savaş'ın resmi lazım bir türlü. Savaş'ı tanırım tabii. Emre'nin çok eski bir arkadaşı. Hatta çocukluk arkadaşı sayılır. Ne olmuş ki Savaş'a? Yok, bir şey olduğu yok ya. Öyle sorduk işte. Emre'nin ölümüyle bir ilgisi mi var? Bilmiyoruz, araştırıyoruz. Bir arkadaşı daha vardı, Erhan. Bunlar hiç ayrılmazdı birbirlerinden. Evet, Erhan'ı tanıyorum. Ama Emre'yi bilmiyordum. Erhan'ı biliyor musunuz? Evet. Birlikte cezaevine girdiğini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Erhan'ın buralara gidip geldiği oluyor mu? Ben görmedim. Ben de hiç görmedim. Eda. Tanıyorum ben bu çocuğu. Savaş bu. Savaş bizim kardeşimiz ya. Siz bundan mı şüpheleniyorsunuz? Ya şüphelenmiyoruz. Şüphelenmiyoruz da işte buradan parmak izi çıktı. Tanıyor mu diye sormaya geldik. Tanıyorum tabii. Emre ile iyi anlaşırlar. Bunlar eski arkadaş zaten. Emre'nin öldürüldüğü gün buraya geldi mi? Bir geldi ben çıkarken. Ne konuştun? Vallahi bilmiyorum ki. Ben çıktım. Onlar kaldı burada. Yalnız bu Savaş biraz sinirliydi. Hala tır falan sordum. Transit geçti öyle. He. Vay be, demek boşa dememişler ummadığın taş baş yerer diye. Evet, öyle bir söz var. Aferin. Hadi. Hadi. Sağ olasın. Eyvallah. İnşallah Eda Erhan'la ilgili bir şey bulabilir. Of Savaş, of. Sakin ol ya. Halledeceğiz biz. Ya nasıl sakin olayım be Behzat? Emre ile kavga etmiş, olay yerinde parmak izi var. İki gündür işe gitmiyor. Neden gitmediği belli değil, cebi kapalı. Ya tamam işte ya. Sakin, anlarız. Gel sen de. Eda. Tamam. Bu Erhan'ın kaldığı pansiyonu bulmuşlar. Ya hayalet de gelsin. Hayalet de gelsin. Savaş'ı buluruz. Erhan Bey dün ayrıldı pansiyondan. Nereye gitti peki? Kıbrıs köyünde mi ne bir evi varmış. Öyle dediydi bir keresinde. Hatta burada işleri varmış. Geliş gidiş zor oluyor diye burada kalıyordu. Eda. Bak bu Erhan'ın Kıbrıs köyünde bir evi varmış kızım. Adresi bul bakayım bana. Acele et ha. Abi, bir şey çıkmadı mı? Yok, bir şey çıkmadı. Kardeş, sen şu fotoğrafa bak bakayım. Bu arkadaş geldi mi hiç? Evet, geldi. Hatta en son bu sabah buradaydı. Erhan Bey'i sordu. Ben yok dedim, hızla çıktı gitti. Bir şey demedi mi giderken? Nereye gittiğini sordu amirim. Peki sen söyledin mi? Söyledim, evine gitti dedim. O ne dedi? Bir şey söylemedi, hızla çıktı gitti. Bu arada bir şey daha var. Bir iki saat önce bir adam geldi. O da Erhan'ı sordu.
sakallı, gözlüklü, şapka takıyordu. İlginç bir adamdı, kibar konuşuyordu. Peki adını söyledi mi sana? Söylemedi amirim. Size ne anlattıysam aynısını anlattım. Zaten bu fotoğrafın aynısını gösterdi bana. Aynısını mı? Aynısını amirim. Kesin başına bir şey geldi Behzat. Adam buraya bir iki saat önce gelmiş. Bulmuştur bilir savaşı. Bu arada amirim gibi birisini aradı. Erhan'ın adresini bulup hemen beni arayın dedi. Sonra hızla çıktı gitti. Abi şimdi sırası değil de bu Emre'nin tırnaklarının arasından çıkan doku parçaları var ya. Onların kime ait olduğunu bilmiyorsun. Ha tamam kızım. Erhan! Çıkan dışarı. Çıkan dışarı. Ne geldin lan sen? Emre nerede? Onu niye getirmedin? Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne vuruyorsun lan? Oha! Sen öldürmedin mi lan Emre'yi? Sen öldürmedin mi? Ne öldürmesi lan? Ne saçmalıyorsun sen? Her şeyi biliyorum oğlum. Para istemedin mi Emre'den? Getirmeyince de. Aa! Geri aldım parayı, ben aldım. Ben aldım ben. Adamı niye öldürüyorsun lan? Ne biçim bir adam oldun lan sen? Ne biçim bir adam oldun lan? Bu kadar gösteri yeter ha çocuklar. Kimsiniz lan siz? Lan mı? Bir savcı kardeşine böyle kötü sözler hiç yakışmıyor ha Savaş. Tanıyor muyum seni? Önemli olan beni tanıman değil. Önemli olan size ne yapacağım da değil. Önemli olan size ne hissettireceğim. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Gel, gel, gel. Bırak, gel. Silahları var. Tak, tak, tak. Kemeri tak. Emaneti al. Ama Behzat peşimizde. Her an yakalanabilir. Haberiniz olsun. Tamam, ben hallederim. Kapat. Ne var lan? Hemen durmazsan Savaş ölür. Var mı lan sende o? He? O var mı lan sende? Var. Merak etme. Şimdi durursan Savaş'a bir şey olmaz. Niye eleneyim lan ben sana? Niye? Acaba her söylediğim sözü tuttuğum için olabilir mi? Yalnız vakit kaybediyor. Dur! Önemli bir şey söyleyeceğim sana. Söyle lan! Söyle lan! Gidiyorlar Behzat! Söyle lan! Savcı hanıma söyle, acık sakin olsun. Söylediğim yere yalnız gelirseniz bir sorun çıkmaz. Savaşı da oradan alırsınız. Ne oldu Şule, abi? Çık arabadan, çık. Şule'yi alınlar. Bu tırnaklarından doku örneği almıştık yani herifin. İş yerindeki adamlarla bir karşılaştın akbaba. Tamam abi. Nereye abi? Biz de gelelim abi. Lan siz. Nereye? Ben Doğa. Onlar mı Savaş'ı? Ha. Kardeşim nerede? Allah Allah. Bir selam ver önce ya. Ne haber Behzat? Bu arada tebrik ederim. Nasıl, beğendiniz mi gönderdiğim çelengi? Savaş nerede lan? Savaş ablasının kararını bekliyor.
gene onun başını yakacak mı diye merak ediyor. Ne kararı? Şimdi bu Savaş hırsızdı ya, bir de katil oldu. Anlayacağınız, hayatı iyice kaydı. Ama tabii sen ne dersen o. Sen ihale sürecini soruşturmaktan vazgeç, ben de sana kardeşini vereyim. Hem de tertemiz bir şekilde, yıkayıp paklayıp böyle. Buradan tıpış tıpış gidersin. Karar ver bakalım. İdealist savcı. İhale soruşturması mı, kardeşim mi? Kardeşim suçluysa cezasını çeker. Sende de hiç vicdan yok ha. Sen de ne şanssız bir adamsın ya. Ulan en ufak bir hatanda uyar lan bu seni. İyi. O zaman sen de kardeşini cezaevinde ziyaret edersin bari. Niye lan? Savaş katil değil ki. Niye? Emre'nin tırnaklarından çıkan doku örneği patronuna aitmiş. Şimdi vahiy geldi. Kardeşim nerede? Siz şimdi bir de abuk subuk böyle adam alıkoymaktan beni dava mava etmeye kalkarsınız. He? İşte geldi. Kardeşin katil değil belki ama hırsız. Hırsız değilim ben. İşte hırsız geldi. O parayı ben çalmadım. Tamam, tamam bırak. 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 Geç arabaya, geç, 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 geç. Arabaya geç. Hadi geç arabaya. Askere. Geç arabaya. Sana geçler. Buyurun. Aa Bahri Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Buldunuz demek. Peki kim yapmış bunu? Boş verin. Aa boş verin olur mu canım? Söyleyin ki kimin yaptığını. Hani biz de ona göre tedbirimizi alalım değil mi? Biz gereken her şeyi yaptık. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Hem zaten Reşat Bey durumdan haberdar. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. İyi günler. Hoşçakalın. Erhan'la Emre'nin iş yerine girmiştik. İşte birkaç yıl önce. Para alacaktık. Herif tazminatını vermiyordu. Annesi hastaydı. Paraya ihtiyacı vardı çocuğun. Gençlik işte. Yaptık bir şey. Yakalanınca da satmadık Emre'yi. Erhan, o niye delindi? Sonradan çok zoruma gitmeye başladı amirim. Biz içerideyiz ama Emre dışarıda. Savaş da izin vermedi mahkemede konuşmama. Annesi hasta falan demiş. Bizim başımız yandı zaten. Onunki niye yansın? Sonra çıktım ben. O ara Savaş'la da arayı bozduk tabii. İş yok, güç yok. Gittiğim her yerden kovulurum. Savaş'ın tuzu kuru tabii. Ablası savcı. Ona iş ayarlamış. Biz? Aynı rezil. Emre'yle de arayı düzeltmiş bu. Ben de Emre'yi buldum. Senin yüzünden yaptık oğlum onca seni içeride. Erhan. Şimdi iş güç yok ha. Erhan sakin ol iki dakika lan. Ne sakin olacağım be? Senin tuzun kuru tabii. Savcı ablan sana iş ayarlamış. Biz? Bak benim lafım sana değil oğlum, yanlış anlama. Sen de ben gibi mağdur oldun sonuçta. Benim lafım sana lan. Oğlum bak, bana ya iş bulacaksın ya da para bulacaksın, tamam mı? Hayatımı kararttın lan. Elinden geleni yapacaksın. Yoksa gerisini sen düşün. Emre'nin çok morali bozulmuştu o günden sonra. Biz Erhan'la bir daha görüşmedik. Ama Emre'yi sürekli tehdit etmiş. Seni öldürürüm falan demiş. Ben nereden para bulacağım diye dolanıyordu çocuk. Bana geldi geçenlerde yine. İşte bir avans mahvası çekemez misin diye. İşte bir 10.000-20.000 avans çeksen olur mu dedi. 10.000-20.000 nasıl çekeyim? Çekemem dedim. Emre gelip giderdi bizim oraya. Bilir. Geçen gün Emre oradayken Şevket Bey geldi. Masaya bir çanta bırakıp çıktı. Bu kadar bir şey.
Ne haber? Sağ olun, siz nasılsınız? Bir şey mi söyleyecektim? Yarınki programı soracaktım da ben. Yarınki program? Şimdi belirlenecek, toplantıya gidiyorum. Dur bak, konuşuyor. Sonra ben sana anlatırım, tamam mı? Tamam. Toplantısı vardı. Hemen ardından Emre de gitti. Başta anlamadım ben ne olduğunu. İşime döndüm. Sonra bir dosya bırakmaya Şevket Bey'in ofisine girmiştim. Çantanın orada olmadığını fark ettim. Emre de bakıyordu ve arkamdan. Şevket Bey çantayı koyarken onu hatırladım. Koştum hemen arkasından. İş yerine gittim. Orada yoktu. Sonra barda yakaladım onu. Kavga ettik. Ben aradım Erhan'a, söyledim para getireceğim. Şimdi nasıl dönerim dedi. Zorla aldım. Şevket Bey fark etmeden yerine koyarım diye düşünüyordum. Biraz geç kalmışım. Gittiğimde Şevket Bey farkına varmıştı durumu. Ben de Erhan'ın peşine düştüm. Emre'nin öldürüldüğünü de duyunca Erhan'dan başkası gelmedi aklıma. Ablam inandı mı? Katil olduğuma. Baştan beri seni kurtarmak için uğraştı. Savaş. Teşekkür ederim. Hadi bir yerlere gidelim. Olur. Siz gidin ya. Bizim daha işimiz var. Var mı? Ha, bu Tayfun. Tayfun'un sorgusu vardı. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl lan? Vallahi istemeyerek oldu amirim. Bin kere pişmanım. La oğlum niye öldürdün, niye? Çok uğraştırdı bu çocuk beni amirim. Sürekli araba çıkarır bu galeriden. Sonra gider arkadaşlarına verir ya da kendi sürer. Götürür, vurur, vurur, getirir buraya. Kaç kere dedim, oğlum çıkarma dedim bu arabaları, çıkarma dedim. Sen bunun için mi öldürdün lan çocuğu? Yıldım amirim ben bundan ya, yıldım. Aa gördün arabanın... Sorsan kasko ödüyor. Kasko masko değil, ben ödüyorum onu. Bu ne zaman böyle işte temizlik yapıp da çıkacağım dese... anlıyorum ki o gene arabayı çıkaracak. O gün de geldi öyle dedi. Ben de çıktım dışarıda, biraz zaman geçirdim. Biraz bir şeyler içtim. Sonra iş yerine döndüm. Bir baktım arabanın biri yok. Kafada güzel ya. Buradayım lan dedim. Bekliyorum onu dedim. Yattım oraya. Tayfun abi. Sen burada mıydın abi? Yani arabamı çıkardın lan sen. Abi. Abinin senin. Ne lan bu arabanın hali? Abi ne bileyim, biri vurmuş işte. Lan çocuk mu kandırıyorsun? Sen vurmuşsun işte, önden girmişsin. Anama küfür etme lan. Lan arabayı vurunca iyi de anana küfür edince mi çocuk lan? Anana küfür lan. Etme lan. Lan kurtaracağım. Arabayı da öyle görünce kendimden geçtim. Bırakıp kaçtım öylece. Sonra sabah erkenden Engin'i aldım. İçeri girerken o da yanımda olsun istedim. Çok pişmanım abi. Çok pişmanım abi. Öldür öldür sonra çok pişmanım abi. Gitti gencecik çocuk sonra çok pişmanım abi.
ne düşündün abla? Gerçekten. Ben senin katil olamayacağını biliyordum zaten. O yüzden rest çektim. Ama Behzat olması işimiz zordu. Son anda o gönderdi Harun'ları Emre'nin iş yerine. Hı? Geldi. Teşekkür ederim. Enişte. Ne içer misin lan? Biz şarap içiyorduk. Teşekkür ederim. Ederim. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ne çocuklar var. Allah Allah. Biz hiç öpüşmüyoruz çocuklar. Bunun ne işi var burada be? Abinin vazosu. Çok güzel geçiş sağlamıyor mu?